Canlı Gazete devam ediyor. Silivri'de hareketlenme var. Tahliye beklentisinde artık son dakikalar. Oraya bakacağız ama asıl internete düşen yeni bir ses kaydı var. Bu kez yeni İçişleri Bakanı, eski Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile ilgili, onu yayına hazırlıyor arkadaşlarımız. O arada sıradaki haberimize gireceğiz. Başbakan Erdoğan'ın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de tek kişilik protestoya uğradı. Çelik, Birecik'te seçim bürosu açılışı için konuşurken bir kişi hırsız var pankartı açtı. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen protestocu karga tulumba gözaltına alındı. Arkadaşlar uyanın, uyanın. Biz iş üreteceğiz. Uyanın. Hırsız var yazılı döviz açtı. Arkadaşlar uyanın diye bağırdı. Gözaltına alındı. Şimdi biz 4 yıl önce... Protestoya uğrayan bu kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik oldu. Çelik, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seçim bürosu açılışını yaptı. Sahneye çıkıp hükümetin icraatlarını anlatmaya başladı. Takvim dahilinde çözmek için yola çıkmak gerekiyor. İşte bizim yaptığımız bu. Çelik tam yapılan icraatları saymaya başlayacaktı ki HA isimli bir vatandaş üzerinde hırsız var yazılı bir döviz açarak "Uyanın arkadaşlar, açım aç" diye bağırmaya başladı. Sahnede konuşmasını yapan Çelik neye uğradığını şaşırdı. Kelimelerini toparlamaya çalıştı. Laf değil, laf değil. Biz iş üretiyoruz. Bir dakika. Salonu dolduran kalabalık da ne olduğunu önce anlayamadı. Protesto sesleri devam edince Faruk Çelik güvenlik güçlerinin müdahalesini istedi. Ardından salondaki AKP'liler protestocu kişiyi yuhalamaya başladı. Biz bir şeyin peşindeyiz. Şu provokatörlüğe bakın arkadaşlar. Provokatörlüğe bakın. Gelin yapın. Değerli arkadaşlar. Bir dakika. Değerli arkadaşlar. Polisler protestocunun dövizini indirerek karga tulumba gözaltına aldı. Konuşmanın ardından protestocu Faruk Çelik'in yanına getirildi. Bir süre bakanla konuşmaya çalışan HA daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Protestocu HA'nın daha önce uyuşturucu bulundurmak suçundan tutuklandığı ve tahliyesinden sonra bir yılı aşkın süredir iş bulamadığı öne sürüldü. Biz bir şeyin peşindeyiz. Başbakan Erdoğan da Osmaniye mitinginde benzer bir protestoya uğramıştı. Üzerinde hırsız var yazan bir pankart açan İbrahim Alıcı, güvenlik güçleriyle çevredeki partililer tarafından darp edilmişti. Sonucu aslında şimdiden belli oluyor. Evet, gözler kulaklar Silivri'de. Birazdan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un serbest bırakılması, tahliye edilmesi bekleniyor. Canlı Gazete'de kapılar açıldı manşetiyle çıktı bugün. Terörist denilen komutandı ve terör örgütünü yönettiği söyleniyordu. Şimdi bir kumpasın kurbanı olarak başbakan tarafından addediliyor İlker Başbuğ. Avni Özgürel'e bağlandık. Zaten vicdanlarda suçlu değildi dedi Avni Özgürel. Bir başka konu elbette artık gazetemizin standardı haline geldi. Dinleme kayıtları. İlginç bir dinleme kaydı verdik size. Adalet Bakanı'yla ilgili Adalet Akademisi'ne başbakanın nasıl müdahale ettiğini gösterdik ve Yargıçlar Sendikası İstanbul Temsilcisi akademinin bir fişleme durağı olduğunu söyledi ve bu müdahalenin aslında kadrolaşmanın en somut göstergesi olduğunu anlattı. Bir dinleme kaydı da biraz önce, dakikalar önce düştü internete. Canlı Gazete'yi onunla tamamlayacağız. Bu kez telefonun bir ucunda yeni İçişleri Bakanı, eski Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala var. Diğer ucundaysa İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok var. İkisi arasındaki konuşma aslında savcı, 17 Aralık operasyonunun savcısı Celal Kara'nın bir davetiyle başlıyor. Celal Kara biliyorsunuz daha sonra görevden alındı. Daha iddianameyi tamamlayamadan görevden alınmıştı. Celal Kara İstanbul İstihbarat Şube Müdürünü ifade için emniyete çağırıyor ve yeni atanan Emniyet Müdürü şube müdürünü gönderip göndermeme konusunu Başbakanlık Müsteşarı'na danışıyor. Bakın Başbakanlık Müsteşarı ne diyor? Sayın Müsteşarım, saygı sunuyorum. Merhaba, selam. Sayın Müsteşarım, şimdi bu Celal Kara Cumhuriyet Savcısı İstihbarat Şube Müdürümüzün mevcutluğu, yani avukatıyla beraber ifadeye çağırıyor. Hiçbir kere, hayır. İfade yok kardeşim, tamam mı?
Bir dakika dur bak, tamam. Hiç, yazılı olarak gönder. Yazılı olarak hiç yazıyı da çöpe at, tamam mı? De ki tanımıyoruz kardeşimiz, tamam. Bak, tamam. Aynen böyle, şimdi, tanımıyoruz. Yani şeydir, biliyorum öyle yapmak lazım ama adli görev olduğu için bu alttaki çocuklara kardeşim, sıkıntı olur. Yani adli görev, maddi görev yok. Bak de ki, bu adama da telefon et, sizi de tanımıyorum, tamam mı? Tanımıyoruz de. Bir dakika dur, tamam. Tamam. Bak bunu böyle söyle selam. Bir saniye. Bir saniye. Alo. Efendim sen bir şey. Selam. Efendim. Abi, yırtın atın bak. Tamam mı? Yırt efendim atın. Tabii yani çocuklara zor olur. Ya bu önemli değil. Hayır kardeşim de ki hepiniz görende bu hükümet meselesi. Selam mı? Hükümet meselesi. Sayın Müsteşarım ben anlıyorum onu da. Şimdi buna yani farklı bir yöntem bu arada. Alttaki çocuklara da sıkıntıya sokmamadığını söylüyorum. Çocuklara da söyleyeyim. Şeydir yani şube müdürümüze direkt yazmış. Mali İşler Şube müdürümüze. Olsun. Al getir diyor. Al getir diyor. Ben başsavcıyla görüşeyim. Yani bir görüşürüm. O şekil. Ben şimdi Adalet Bakanı'yla da ben şimdi görüşüyorum. Evet. Tamam mı? Hayır efendim. Sen başsavcıyla da görüş. Kesinlikle yani. Gönderim. Bunu geri aldırtalım. Aynen öyle. O şekilde çözelim. O zaman de ki ben gönderirim emniyetten adamları. Hı-hı. Sen alır getiririm burada çete kurdunuz diye. Evet. Tamam mı? Valiye de şimdi. Valiyi de ara, tamam mı? Tamam. Evet. Ha bir de şeydir onu söyleyeceğiz efendim. Bununla alakalı şeyde Cumhuriyet Başsavcısının işte en az iki savcının olması lazım diyorsa tek bir savcı göndermiş. Bunu olmazsa bu şekilde ben iade edeyim. Aynen öyle iade et. De ki olmaz. Orada iki savcının da şey olması lazım. Evet en az iki savcının deyip öyle de iade edebiliriz ama efendim öyle yukarı Adalet Bakanımıza müdahale etsem ben de başsavcıyla görüşsem iyi olur. Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam. Tamam. Başsavcı Bey'le görüşüyorum efendim. Sen başsavcı Bey'le görüş. Başsavcının kendisi valiyi de arar şimdi. Ben de onu arayayım. Tamam efendim. Da tamam efendim. Tamam efendim. Sağ olun. Verdik yok kardeşim. Burada da böyle var. Hiç orada şey gibi. Tamam. Tamam efendim. Tamam. Evet günlerdir yaşanan siyasi krizin aslında perde arkasında nasıl doruğa vardığının bir kanıtı daha. Başbakanlık Müsteşarı İstanbul Emniyet Müdürü'ne savcının talimatını yırt at diyor ve sizi tanımıyoruz demesini istiyor. Orada çete kurdunuz, sizi tanımıyoruz. Aslında devletle paralel devlet arasındaki mücadelenin en somut kanıtlarından birini sunduk size bu ses kaydıyla ve hem Canlı Gazete'yi hem haftayı böylece tamamlamış olduk. Cumartesi günü TV Artı 1 TV'nin gerçekten önemli bir konuğu var. Cem Yılmaz Yekta Kopan'ın konuğu olacak. Cumartesi de Yekta Kopan'la cumartesi de Cem Yılmaz'ı indizlemeyi unutmayın. Bizim programımızın tekrarı bu gece 1'de olacak. Ayrıca internetten haberartı1.com.tr'den izleyebiliyorsunuz. Ceyda Karan'a devredeceğim yayını. Muhtemelen tahliyeleri o sizlerle paylaşacak. Bizden bugünlük bu kadar, bu haftalık bu kadar. Pazartesi 19'da yeniden görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.